Selamlar millet, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Mount & Blade Warband oynayacağız. Hemen yeni bir oyuna başla diyelim. Şimdi bu öğretici tarzı olacak. Şimdi bu bizim bayrak seçmemize falan yarıyor diye burada uzun uzun anlatmayacağım. Mesela burada random seçiyoruz. Şimdi olsun, babam kıdemli bir savaşçı olsun. Asilin sarayında hizmetkar olayım. Şövalye silahtarı olayım. Para güç hırsı diyelim. Gerçekçi diyelim. Tamam diyelim. Burada bizim puan dağıtmamıza izin veriyor. Şimdi zekaya vereceğim. Ekstra zekayı verdikçe beceri puanı verme zımbırtımız artıyor. Hemen vücut ve darbeyi üçlüyorum. Bunun bize faydası canımızı yükseltmesi. Darbede kılıçların yakın dövüş silahlarının verdiği hassas zararı yükseltmek. Buradan okuyabilirsiniz siz de isterseniz. Şimdi talimci vereceğim. Günün belirli saatlerinde talim oluyor. İkna da insanları ikna etmemize yarıyor. Talimci sayesinde belirli talim zamanlarında ekstra şey alabiliyoruz. Daha doğrusu takıma şey dağıtabiliyoruz, XP dağıtabiliyoruz. Bunun dışında ok kullanmayı düşünüyorum ama o ilerisi için. Taktik vermeyi düşünmüyorum. Taktiğimiz ne kadar düşük olursa savaş başında avantajımız o kadar düşük oluyor. Ne kadar düşük avantajsa o kadar fazla nam oranımız oluyor. Bu tarz minik taktikleri kullanabilirsiniz siz de. İsmim Gladius olsun. Şu an galiba bütün puanları harcamam gerekiyor. Güçlü germeyi vereceğim bunu. Sonra şunları dağıtalım. Bir tane buna vereyim. Hatta eskiye döneyim. Şunu fulleyeyim de. Onun dışında şunları verelim ki ekstradan şeylerimiz açılacak. Her üçte bir şunlar yükseliyor. Bunlar işte üstüne geldiğinizde yazıyor. Buraları okuyabilirsiniz. Onun dışında salla geç yapacağız. Binicilik atı daha hızlı sürmemize yarıyor ve bazı güçlü atlara binmemizi sağlıyor. Onun dışında taktik değil de talimci verecektik. Talimci için yeterince zekamız yokmuş. Biz niye o kadar aptalız? Talimci veriyorum. Envanter yönetimi de çok önemli. Haydutlardan topladıklarımızı oraya alacağız. Ekstradan bir de güç verelim. İleride lazım olur. Hala tamam diyemiyoruz. O zaman kundaklı yay oyun başında bayağı bir kullanacağız. Onu da 50 yaptık. Şimdi cildimiz şunu kullanıyordum galiba. Saç renginden ötürü. Bir tane bıyık. Bir de bu saç. Tamam diyorum. Ve Swadia ile başlıyorum. Şimdi herhangi bir yerde başlayabilirsiniz ama benim yaptığım taktik Swadia'da başlamayı daha şey yapıyor. Nasıl denir? Swadia'da başlamak daha karlı oluyor. O yüzden sıkıntı yok. Umarım OBS'de gördüğüm görüntü gerçek değildir. Ufak tefek kesintiler gözüküyor. Allah aşkına sen bu kalkanı nasıl delip geçiyorsun ya? Yaralı başladık bir de. Ya şu eleman gelecek. Aleyküm selam kardeş diyeceğiz. Böyle bir şeyler zırvalayacak. İstemiyorum lan görev diyorum. Taba basarak çıkıyorum. Ve tamam dedikten sonra ordu toplamaya başlıyorum. Şimdi yaklaşık bize bir 20 kişi lazım. Benle birlikte 21 kişi olacak ordunun büyüklüğü. Bir de yedek 3-5 asker ileride kullanabiliriz. Şimdi bu eleman şundan güç alıp bize saldırabilir. O yüzden kıvrak hareketler yapıyoruz. Ve paramızın bittiğini görüyoruz. Burada çapulcu dövmeye başlayacağız. 12 kişiye 8 kişiyiz. Elemanlara F1'e basılı tutup şu bayrağı gösterdiğim yerde durmalarını söylüyorum. F1'i çektiğiniz anda zaten işlem gerçekleşiyor. Ekstra bir tuşa basmanıza gerek yok. Şimdi gelelim VS'ye. Atlı VS'lerde yani atlı mücadelelerde atın hızıyla birlikte gerdirip vurduğumuzda şöyle aslında sallama yapmamız lazım. Şöyle salladığımızda hız bonusu sol altta gördüğünüz gibi bizim ekstra hasar vurmamıza yarıyor. Normalde bir VS'ye bir tek atamayacağımız adama bu sayede tek atmamızı yarıyor.
Silah çeşitlerini kullandıkça da bizim gücümüz yükseliyor. Gücümüz yükseldikçe de daha doğrusu o silahta bizim uzmanlığımız arttığında daha fazla vurmaya başlıyoruz. Şimdi bu savaş bayağı çetin geçecek. Çünkü daha oyunun başındayız. Ben daha önceden şey oynadım. Kendim krallığımın olduğu bir sevde oynadım. Ellerim alışkın değil. O yüzden ölebilebilirim yani. Hop, bizim elemanları da çağıralım. Onlar da 2 kill alsın. O sayede onlar da XP alacaktır. Ben özellikle kaçanları öldürmeyi seviyorum. Çünkü kaçmasaydınız kardeş. Bu da çok şey, mantıklı bir harekat bence. Bizim elemanlar gelene kadar ben bunları biçtim. Derken kafayı oku yedim. Şimdi böyle olduğu zaman tekrardan bir saldırı gerçekleştirebiliyoruz kalan kişilere karşı. 3 kişiler oklular, bir daha ok yiyip ölebilirim. İşte okun kötü yanı da bu. Normalde bunların ok olmasa ağızlarını vurduğum gibi oturtacağım. Bak oradan okluyor. Tutturma ihtimali de var. Öyle bir sıkıntısı da var. Şimdi yanlarına gitsem bile bunlar bazen bana sıkmıyorlar. Adamlarımı gördükleri için. Ben atı bir türlü çeviremedim. Çevirdiğim gibi şunu vuracaktım. Sağ tuşta kalkan yapıyoruz bu arada, sabahtan beri yaptığım şu hareket. Kalkan. Şimdi kalkanımızın da bir dayanıklılığı var. Neredeyse bütün saldırıları blokladığı için kırılabiliyor. Bunlar araya alsa bile öldüremeyebilirler. İkinci soruda hallettik. Grubumuz kaybetti, morali geri kazanacak. Ve bunların hepsini topluyoruz. CTRL ile tıkla. Sonra bunların zırh değerleri var. Mesela bunun bacak zırhı 19, bendeki 13'müş. Bunu değiştirdim. 21'e 7 diyor. Bunu alalım. Bizimkinden iyi. Sonra kask. Hiç kaskımız olmadığı için rastgele bir kaskla işimizi görecektir. Yaya geçmeyi düşünüyorum aslında. Şimdilik şu oku en üste koyacağım. Karışmasın diye, hatta yiyeceklerden önce koyayım. Ve bir savaşta 2 level aldık. Ve burayı şimdi şöyle bir göstereyim. Elemanlarımız burada duruyor. Biz de burada gözüküyoruz. Şu artı level aldık demek. Bu elemanlarımızı seviye seviye yükseltiyoruz. Mesela burada yaya ve avcı var. Yani piyade ve atlıya dönüşebiliyor. Svadya birlikleri için konuşuyorum. Bir de avcıyla kundaklı yay kullanan ya da Tatar yayı, galiba oyunda kundaklı yay diye geçiyor. O elemanlara dönüşüyorlar. Ben de şimdi kameramı geri düzelteyim. Bu sayede şeyi yapabiliyoruz, yani seçim yapabiliyoruz. Karakterimizi seçelim. Şimdi güç vermiştik. Güç üzerinden gidelim ve şunlara verelim. Demir vücut ve güçlü darbe. Ve canım 55 oldu. Çünkü buna verdiğimde sağlık puanım 2 arttı. Şuna verdiğimde de 1 artıyor. 2 verdim. Bir de buradan verdim. 4. Bir de önceden vardı galiba. 51'di. Emin değilim. Güçlü darbe sayesinde de yakın dövüş şu an 8 diyor galiba. Verilen zararı 8 oranını arttırır diyor. Galiba 4 kere 8 gibi bir şey arttırdık, emin değilim. Şimdi uzun süre çift elli kullanacağım için çift elliye veriyorum. En yakın şehre doğru kaçmaya başlıyorum. Şimdi pazar, erzak diyorum. Erzak da satmayı daha çok seviyorum. El alışkanlığından ötürü. Şimdi 360 dinar alacağız. Ben genelde yemeğe yatırım yapmayı çok seviyorum. Grup moralini yükselttiği için. En ucuz tahıl ve ekmek. Yaklaşık 10 moral veriyor. Yaklaşık değil, tam. Onun dışında ekstra şeyler de ekstra moral. Silahta şu tarz silahları çok seviyorum. Daha çok çift elli olan. Şunun çift ellisi var mesela. Şu an aslında bir şey almayı planlamıyorum. Zırhlardan ucuz ne var? Ucuz bir şey yok. Bizim şeyimizi aşar. Şimdi ilk amacımız 60 zırhlı süvari biriktirmek.
Selamun aleyküm diyelim şunlara. Teslim ol ya da yever diyelim. Şimdi bu sefer kendim dalmayacağım tek. Nam değerimiz yok. Savaş avantajımız yok. O kötü. Ha zaten 11'e 9. Yani kazanırız her türlü. Şimdi bazı savaşlarda ölmemeyi seçebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Böyle ağacın arkasına saklanıp oklayabiliriz. Askerlerimize savaş emrini verip canımız çok azdır ve otomatik savaştırma şeyi var orada. Yani bir adam 10 kişiyi öldürebiliyor. Böyle saçmalıklar olabiliyor. O yüzden ben genelde kendim savaşıyorum. Öyle hızlı savaş yaptırdığım pek olmuyor. Şimdi bizim elemanlar bayılıyor. Yaralı olarak geçiyor o zaman oyunda. Şimdi elemanlarımızın yaralanması iyi. Çünkü yaralanmasalar ölecekler. O yüzden yaralanmalarına şey gözle bakabiliriz. Şimdi buradan bize yeni bir şey geldi. 27K yani 27 kesik gibi düşünebilirsiniz. Hasar vuran bir şeyimiz var. Bir de 27D var. O da deşme hasarı diye ben en azından düşünüyorum. Şimdi geçen kelle avcılarına yardım etmiştim. Ağzıma vurdular. Bütün şeyleri de öldürdüler. Kelle avcılarını. Az buçuk bir para daha aldık ve şansımıza turnuva. Şimdi turnuvaya böyle bir şey yapmamız lazım. Doğrulmamız lazım. Ben çok şey oldum. Bir saniye. Şöyle yapalım. Bam. Çok güzel oldu. Şimdi turnuvaya katılıp kendi üstümüze bahis oynayıp sonraki turda savaş diyeceğiz. Aa, yaralı olmak çok kötü. Ama bilin bakalım bu işlerden kim çok iyi anlıyor? Ben. Belki finalde 1vs1'i kazanamayabilirim. Onun dışında oyunu o kadar çok oynadım ki. Ama tek atmaya da alışkınım. At. Atın üstüne gelip F'ye bastığımız zaman binebiliyoruz. Şimdi atın üstünde hünerlerimi sergileyebilirim. Eğer gençler siz atlıysanız, rakibinizi öldüremeyeceğinizi düşünüyorsanız, önce atın öldürün. Yani at derken kılıç kardeşinden bahsetmiyorum. Ya reis bak yaralıyım ha yapma bak bak yap yapma böyle şakalar. Diğer eleman nereye gitti? Bir yere gidememiş. Şimdi bu adamın kullandığı şey de bir tık tehlikeli. Onu da kullanmayı size anlatacağım. Bayağı bir şey gerektiriyor o da. Şimdi güzel Nacak geldi. Elimdekinin ismi yanlış hatırlamıyorsam Nacak'tı. Güzel zırh deşen bir aletimizdir. Edebi adabı tek atma iyi bilir. Atlılara ben zıplayıp vuruyorum. Bir etkisi var mı bilmiyorum ama normalden daha hızlı öldürdüğümü pratik olarak şey yaptığımda deneyimlediğimden dolayı böyle ilerliyorum. Şimdi adam deşme yapacak bize. Hareketlerinden bazen anlayabilirsiniz. Belki hep anlayabilirsiniz de ben genelde vura vura gittiğim için. Şimdi kendi üstümüze bahis oynamamızın sebebi bu bahislerden ötürü bize para gelecek. İflah olabileceğimiz bir ücret. De bana acilen at lazım ya. Bak 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 dönerek taktik yapıyor bak. Bak gençler oyundaki en güzel taktik random bullshit go. Yani vur gitsin taktiği. Birazcık kaçacağız. Çünkü canımız çok az. Zaten yarı can başlıyoruz yaralı olmamızdan ötürü. O yüzden vur kaç vur kaç taktiğiyle işi çözmeyi deneyeceğiz. Gerekirse atla da çarpıp sonra kılıçtan geçirebilirsiniz. Bu da güzel bir taktik. Atın bazen tankladığı da oluyor bazı durumlarda. Böyle dövüyoruz. Gladius isimli sanki bir eleman var diye. Keşke başka bir isim deneseydim. Deneseydim değil yapsaydım. Olur böyle vakalar. Şimdi... Aa bir dakika Kratos bizden ha tamam. Kratos edebi adabı tek atmayı iyi bilen bir kardeşimiz.
Önden onu salacağız. Çünkü 2 ve 1'de bayağı hasar alacağımdan dolayı ölebilirim. Zaten yarı canım. Hemen kendi üstünde bahis oyna. Sonraki turda savaş. Evet. Şimdi bunu basılı tutarak gerdirip tam adama varmadan önce salıyoruz. Ve şu hareketi yapabilirsiniz. Koşturup koşturup S'ye basıp o şekilde dönebilirsiniz. Diğer türlü dönmek neredeyse imkansız oluyor. Ve son kalan 20 dinarımla şimdi adamı öldüremeyeceğinizi düşünüyorsanız ata vurun taktiğiyle. Hemen attan düşürdüm. Atla damage vurup sonra kafasına vurmayı denedim. Yapamadım. Ama sonra ağzına vurdum. Ve turnuvayı kazanarak bahisten gördüğünüz gibi bayağı büyük bir meblağ kazandım. Şimdi pazar yerinden en sevdiğim şeyi yapacağım. Erzak alacağım. Grup moralini yüksek tutmak için. Çeşit önemli. Miktar önemli değil diye hatırlıyorum. O yüzden geçeceğim. Şimdi silahtan önce bana bir zırh lazım. Çok hasar yiyorum. Şimdi 3000 dinarım var. Bayağı da bir eleman alacağım için. Bana yaklaşık şöyle bir 30 zırh veren. Da zırha gerek yok. Silah belki lazım olabilir. Şu iş görür mü? 48K diyor ya. Bu alınır da. Ha 1800, 18K zannettim. Yay olarak şimdilik bir şeye gerek yok. Şunu atalım. Kalkanını atalım. Çünkü çift elli de kalkan kullanamıyoruz. Şimdi bu kadar parayı ne yapacağız? Elbette mezara götüreceğiz. Şimdi daha fazla adam toplamak için köy köy gezeceğiz. Şurada bir savaş var. Yardım etsek iyi olur. Yanlarına gidelim. Space'e basıp zamanla bir durduralım. Yapabildiğimiz kadar elemanımızı upgrade edelim. Level'ımızı kontrol edelim ve savaşa girelim. Şimdi 23'e karşı 21'iz ya da tam tersi. Buradan kontrol edeyim. 23'e karşı 21'mişiz. Şimdi elime çift ellimi alıyorum. Ve şu hareketler bizim savaşı kazanacağımızın teminatıdır. Çapulcudan çok orman haydutum var. Evet. Yani gene oklara karşı temkinli olmak lazım. Silah erimi galiba 120'den az. Emin değilim. Evet. Oklar fazla fazla hasar veriyor. O yüzden döne döne keseceğim. Evet, tekleri kollayacağım. Ve hemen bir 4 level. Biraz da yavaş sallıyorum ya. Benim çünkü oynadığım karakter şeydi. Çift elli silah yeteneği 400'dü galiba. 300 küsur da olabilir. Yani o seviyelere kadar savaşarak kastım çoğunu. Verdiysem 100 puan falan en fazla vermişimdir. Ya da 100 puana kadar vermişimdir. Gerisini savaşlarda kastım. Bizim elemanlar gördüğünüz gibi kelle avcılarından daha kaliteli. Çünkü bizimkiler 10 numara. Ve çift elliyi 100 yaptık. Bundan sonra sırtımız yere gelmeyecektir. Bize yardım ettiğin için sağ ol falan değil de bu adamdan bir hayır geleceğini zannetmiyorum. Şimdi bu sefer alsat yapmayacağım. Çünkü ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Şimdi yaya yapmamızın sebebi zırhlı süvariye gideceğiz. Piyadeye de aynı şekilde gidebiliyoruz. Yeterince gönüllümüz olduğunda yaklaşık 25 kişi olmayı planlıyorum yedeklerle birlikte. Bu zırhlı süvarileri iyi yapan şey ne? Bir, zırhları yeterince güçlü. İki, ucuzlar. Bu çok önemli, ucuz olmaları. Şimdi bu taktiği yapabilmek için uzunca bir de seyahat yapacağız. Ve seyahatte bize karşı birlik olan elemanlara karşı bir şeyler yapmamız gerekecek. Şimdi bazen şey görebilirsiniz bu ülkenin, bu köylerin renklerin değiştiğini. Bazen kaleler fethediliyor, kalenin toprakları falan değişiyor. Almadan önce bir kontrol edin. Gönlünü topladıktan sonra Svadyalı Acemi ya da Svadyalı Milis, Svadyalı Yaya falan diyebiliyor. Tabii bunu köyle aranızı iyi tutmanız lazım. Ben genelde iyi tutmuyorum.
Tutacaksam da tek bir yeri tutuyorum. Şimdi 29 kişi olduk. Yedeklerle birlikte iyi bir ordu dizebiliriz. 30 kişiden fazla adam tutmamaya gayret ediyorum. Bunun sebebi lordlar bize şey diyebiliyor. Pardon, krallar. Gel bana katıl diyebiliyor. Biz de yok kardeş katılmayacağız dediğimizde aramız kötüleşiyor. Krala da böyle görev yapıp iyi olmaya falan çalışıyorsak sıkıntı. Bir de kralla aramızı iyi tutmak bize toprakta kazandırabiliyor. Şimdi haritada yavaş olduğum için Han'dan almak istediğim bir iki eleman var. Bir iki Han gezeceğim o yüzden. Ama yakalayabildiğimi de yakalamayı deneyeceğim ama bizim hızımız 4.8. Bunun 5 küsur olması lazım. Bence. Bir de bu Han'a bakalım. Kitap tüccarı, köle tüccarı, kervan muhafızı. Böyle bana ilk defa gördüm. Rolf'u da sevmem. O yüzden ayrılıyorum. Rolf'a toprak verebiliyoruz. İyi bir elemandır. Yanınızda savaşçı olarak tutabilirsiniz onu. Ama ben çok sevmiyorum o yüzden. Toprak almadan önce elemanı çağırıyorum. Daha doğrusu toprak vermeden önce. Üstünü başını dizip sonra sallıyorum. Ne halin varsa gör diyorum. Ah sonunda be. Benden kılıcımdan başka bir şey alamayacaksın falan filan bir şeyler diyoruz ama. Şimdi zırhımız kötü. Şimdi adamlar iki ok atacak. Ağzımıza vuracak. Bizim elemanlar toparlar. Yani şu ağacın arkasına falan geçip saklanabiliriz. O da iyi bir taktik. Şimdi olabildiğince kendim kesmeye çalışıyorum XP'den ötürü. Ve hızımı hiç kesmemeye çalışıyorum ok yememek için. Ama ufaktan ufaktan yiyoruz. Atın yemesi önemli değil de bizim yememiz şu an çok önemli. Yemememiz çok önemli. Eğer biz oklanır ölürsek ikinci turda yarı canla başlayacağız ve üçüncü bir tur olmuyor. Ekstrem durumlarda oluyor mudur emin değilim. Hiç karşılaşmadım. Zaten uzun bir süre oyunu oynadığım için artık ezbere biliyorum. Yani ezbere biliyorum derken yani savaşları hep kazanıyorum, ikinci tura kalmıyor. Öğretici yapmaya çalıştığım için hızlı hızlı anlatarak oynuyorum. O yüzden biraz şey, yani vaktinizi almamaya çalıştığımdan ötürü. Yoksa ben köşeye geçerdim, burada 5 level de olmazdım. 5 level oldum galiba, az önce 4 de olabilir. Saymıyorum bereketi kaçmasın diye. Şimdi her şey tamam. Tap tuşuna basıp devam diyoruz. Acemilerin neredeyse hepsinin lisi olduğu yayalarımız artıyor. Bunları tekrardan satmakla uğraşmayacağım zaten. 210 dinar geliyor. Az da olsa. Şimdi ben de level aldım. 2 level birden almışım. Güzel. Ya da önceden bir level aldım kaldı. Burada verebileceğimiz birkaç şey var. Ben güç camdan kullanacağım bunu. Az önce kral da geçti. Hayrandan tanıdım. Şimdi yeterince ordumuz oldu ama kayıplarımızdan ötürü biraz daha toplamak istedim. Grup maksimum burada gözüküyor. Gerçi siz göremiyorsunuz. Şu an gözüküyor burada. Şu acemilerimizle bir list yapalım. Hemen geri yerime geçeyim. Evet, klavye kısırlarım hala alışamıyorum. Şimdi gittiğimiz yer zor bir toprak. Edebi adabı tek atmayı iyi bilen bir toprak. Bayağı kanlı mücadelelerin yaşanabileceği bir toprak. Aha da tam şurası. Ben gidene kadar 13 kişi tamam hallederiz. Siz önden bir gidin bir bakın arkadaşlarla bir konuşun. Tatsızlık çıkarsa ben gelirim. Hayırdır lan geri falan gidiyorsunuz? Hücum lan hücum. Böyle kendi kendime RP'de yapıyorum. Bunların çoğu ölücü. Bunlar bir balta atıyor var ya. Üf. Öyle balta atıyor dedik. Adam cirit çıkardı. Saplıyor. Adam mızrak ne bileyim. Hangisi bilmiyorum.
Tamam. Bayağı kanlı bir mücadele olacak. İşte bu yüzden yedekleri alıyoruz. Ve 2-3 adam keserek burada level atlayabiliyoruz. 20'ye kadar gideriz büyük ihtimalle. Ve şimdi ganimetleri görün gençler. 26 kask. Evet. En iyi ganimet bu olmasa da. O bak şu iyi para eder. Gençler burada yazan fiyatlara aldanmayın. Genelde bunların yarısı falan oluyor. Yarısı gibi falan. Yani 24 kişiyiz lan. Havanız kime lan sizin? Bunların 5'ini ben avlayacağım. F1'e basılı tuttum, bıraktım. Şimdi gaza geliyorum böyle. Yapıştırıyorum. Bir zırhı da adam edeydik ya. Bak bak bak. Okluyor bak. Bak en nefret ettiğim şey. Dibine geldim okluyor. Yanımda da beni iyileştirecek elemanlar da yok. Bir turda daha fazla can, bir sonraki turda daha fazla canla başlayayım diye. Ve bizim okçular da var ya, okçuymuş. Sıkıyorsa teke tek gelin lan. Hiç teke teke de gerek kalmadı ama. Birazdan teke teke atacağız. İyi güzel level almadık ama 5 adamla da zaten level almayalım ya. Ve şu anda bunlardan alabileceğimiz en iyi kask. Bu da güzel. İyi bir gelir. Bizi bıçaklayacaklar. Bizi bıçaklayacaklar. Çok fena edecekler bizi. Arkada da 17'li kovalıyor. En azından şeye katılmadı. Normalde onlar da katılabiliyordu. Artık oyun şey mi dedi, oyunun başındasın daha falan deyip şey mi yaptı? R ile first person'la third person arasında, yani arkadan bakış bir de adamın kendisiymiş gibi bakış arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Okçuları temizleyin bari ya. Ne yap? Mesela büyük savaşları da şey edeceğiz, deneyimleyeceğiz. Onlarda da okçuları temizlemek bize bayağı faydalı olacak. Ki yani çoğu savaşı da savaşmadan kazanacağız. Çünkü siyaset yapacağız. Pardon, politika. Siyaset ayrı bir şey galiba. Öyle bir şey. Entrikalar çevireceğiz. Adamları bıçaklattıracağız. Zehirler döktürtüreceğiz. Ve 32, 48 yok. Şu an oyunun en iyilerinden biri bu 48. Sadece çok yavaş. Yok, hızı 93. Eğrimi biraz kısa. Birazcık kısa. O kadar da olsun. Şimdi bir savaş daha olmadan sevabına buradan That's a nice head you ağzımıza vuracaklar. Ağzımıza vuracaklar. Şey demiş miyim? Ağzımıza vuracaklar. Ama bir sonraki bölümde mi vursalar? Çünkü çok uzadı. O zaman bir sonraki bölümde savaşla devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.